Günün birinde bir kız varmış. Bu kız hayal kurmaya bayılırmış. Her zaman hayallere dalıp gidermiş. Hayal kurmaktan arkadaşlarıyla vakit geçiremez hale gelmiş. Hey Annie, bizimle oyun oynamak ister misin? Hadi gel Annie. Hayır, benim canım hiç oyun oynamak istemiyorum. Siz oynayın. Görüşürüz. Annie, arkadaşlarıyla oyun oynamayıp sürekli hayallere dalıyormuş. Eyvah, dışarıda hava kararmış. Eve geç kaldım. Hemen eve yetişmeliyim. Annie, camdan gökyüzüne bakıp yıldızların ne kadar güzel olduğunu düşünürken yine hayallere dalmış. Hey astronot, burada tek başına ne yapıyorsun? Senin uzay mekiğin nerede? Uzay mekiğimi uzun zaman önce kaybettim. Şimdi garajda yenisini yapıyorum. İstersen gösterebilirim. Wow, bunu gerçekten sen mi yaptın? Harika olmuş. Of, geç uyuduğum için okula yine geç kaldım. Okula doğru giderken etrafın ne kadar gri olduğunu düşünmüş Annie. Ve çok çok daha renkli hayal alemlerine dalmış. Annie, hayal dünyasında minik bir tavşancık görmüş. Ve buradaki tavşanların bile çok daha eğlenceli olduğunu düşünmüş. Tavşan durup Annie'ye bakmış. Hayal dünyasındaki bu tavşandan gözlerini alamıyormuş Annie. Hayaller kurarken bir anda durup etrafına bakmış Annie ve kendini hiç bilmediği bir ormanın içinde bulmuş. Ben buraya ne ara geldim diye düşünmüş. Etrafa bakınırken astronotun aracını görmüş ormanın derinliklerinde. Belki de gerçekti. Belki de gerçekten dünyaya dönmeyi başardı deyip o tarafa doğru koşmaya başlamış Annie. Ama yaklaşınca onun sadece bir çöp yığını olduğunu fark etmiş. Ormanın daha da derinliklerine giden Annie artık korkmaya başlamış. Daha sonra şans eseri polis onu fark etmiş. Hey ufaklık, adın Annie mi senin? Her yerde seni arıyorduk. Buraya nasıl geldiğimi fark etmedim. Kendimi bir anda ormanın içinde buldum. Hadi gel, seni evine götüreyim. Annen, herkes seni çok merak etti. Annie bundan sonra hayal kurmak yerine gerçek arkadaşlarıyla vakit geçirmeye karar vermiş. Hayal kurmanın onun başına böyle şeyler açacağı hiç aklına gelmemiş. Hey çocuklar, ben de oynayabilir miyim? Tabii, gel.